için kara deliğin ne olduğunu açıklar mısınız? Şimdi adı üstünde kara delik diyeceğim. Tabii kara deliğe çok fazla yalnız fizikçiler değil, fiziğe sempati duyan ve fizikçi olmayan kimseler de kafayı takmış durumdalar. Çünkü bir takım çok ilginç özellikleri var. Şimdi şöyle düşünelim, zaten gravitasyon çekiyor ve bir ışık parçacığının da enerjisi olduğu için, o da kütleye eşdeğer olduğu için bir ışık parçacığını da çekiyor gravitasyon. Ama ne şekilde çekiyor? Şimdi biz burada normal Newton teorisi kullanırsak, bir de işte ışığın enerjisinin bir kütle eşdeğeri olduğunu kullanırsak, belli enerjideki fotonlar, o da frekansı, yani belli renkteki fotonlar, çok kuvvetli çekim alanında yıldızdan belli bir miktar uzaklaşıp düşebiliyorlar. Dolayısıyla yıldızın yakınından baktığımız zaman daha geniş bir spektrum görüyoruz. Mesela kırmızıyı görüyoruz, işte maviyi görüyoruz, ultraviyoleyi görüyoruz eğer elimizde şey varsa. Ama uzaktan baktığımız zaman kırmızı fotonların enerjisi çok düşük olduğu için onlar kaçamıyorlar, tekrar geri düşüyorlar. Dolayısıyla mavi düşüyoruz. Dolayısıyla böyle bir kara, yani onlar mesela işte belli frekanstaki ışık için kara delik oluyorlar. Mesela içinden hiç kırmızı ışık çıkmıyor. Niye? Çünkü biz çok uzaktayız ve o da çekiyor onları. Onun yaydığı kırmızı ışık bize kadar gelemiyor. Dolayısıyla biz mesela belli bir frekansta çekim yapıyorsak, belli bir uzaklıkta çekim yapıyorsak bir takım frekansları görmüyoruz. Dolayısıyla diyoruz ki orada kara gibi davranabilir. Şimdi bugünkü anlamda kara delik ise Einstein'ın genel görelilik teorisinden çıkan kara delik. Bu da şu sebepten oluyor. Tabii Einstein'ın teorisi non-linear bir teori ve non-linear bir denklemi çözdüğünüz zaman çok garip davranan çözümleri olabiliyor. Bu çözümde ışık kara deliğin içinden hiç çıkamıyor. Dolayısıyla baktığımız zaman siyah bir disk görüyoruz. Yani kara deliğin sınırlarının içinden hiç ışık çıkmadığını görüyoruz. Buna da kara delik diyoruz. Teşekkür ederiz hocam.